Grafik düellosuyla karşınızdayız efendim, Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu, neler getirdi, neler götürdü? Tahvil tarafına epey bir konuştuk. Dolayısıyla tahvil kazandıran tarafta mı oldu yoksa kaybettiren tarafta mı, hisse ne kadar etkileyici oldu? Ben bu kısmı seçtim. Sen ne yapacaksın? Şimdi bu bir anket aslında. Ankete göre sonuçlara baktık ve ona göre aslında hangisi daha çok bilinenin ötesine geçmiş ve daha farklı bir hikaye yazmış, ona bakmak istedik. Anket sonuçlarını bir değerlendirelim. Gerçekten ankete cevap verenlerin sonuçları oldu mu? Sonuçlar neyi gösteriyor? Burada hem yatırımcılar hem yöneticiler cevap vermiş. O da önemli aslında. Evet, o halde hiç vakit kaybetmeden grafik düellosunu başlatıyoruz. Başlasın grafik düellosu diyoruz. Evet, soruda, ankette öne çıkan sorulardan bir tanesi resesyondan nasıl korunursunuz sorusu. Tahviller resesyondan iyi bir koruma aracı mıdır sorusuna cevap verenlerin hayır cevabı, evet cevabına göre daha azınlıkta olmakla birlikte %40'a varan hayır cevabı verirken, tahviller resesyondan iyi bir koruma aracıdır, büyük çoğunluk evet demiştir. Yani tahvillerin resesyondan koruyucu olduğunu düşünen büyük bir çoğunluk var. Bununla birlikte yüksek piyasa değerli ABD hisseleri resesyondan iyi bir korunma aracı mıdır? Burada hayır cevabı büyük çoğunluğu oluştururken, evet cevabı ise resesyondan ABD endekslerinin korunmadığını düşünüyor. Büyük çoğunluk hayır cevabını vermiştir. Dolayısıyla tahvillere daha fazla bir eğilim olduğunu bu anket sonucunda gösteriyor bize, resesyona karşılık diyeyim. Ve hemen bakalım, o halde sonuç böyle mi? Gerçekten tahviller resesyona karşı korudu mu? Hisse senetleri resesyona karşı korudu mu? Grafiğimiz bunu gösteriyor aslında. Tarihsel bir grafik. 2013'ten günümüze kadar esas alan hem tahvilleri hem hisse senetlerini hem emtia tarafını kimler kazandırdı? Şimdi 2020'ye bakacak olursak neredeyse hemen hemen hepsi, tahviller hariç hemen hemen hepsi bütün araçlar kazandırdı. Özellikle emtia grubu başta olmak üzere, bununla birlikte hisse senetlerinde yine büyük bir getiri olmuştu. Dolar endeksi gücünü korumuştu. Fakat 2021'de özellikle, 2022'ye geldiğimiz noktada ise tahviller ve ABD hisse senetleri de içerisinde olan dünya endekslerinde eksi görülürken, burada emtia ve dolar tarafında, spot dolar tarafında kazandıran tarafta olduğunu gördük. Bununla birlikte 2023'e geldiğimiz noktada ise tahviller yine aslında hisse senetlerine göre kazandıran tarafta değil. Yani kazandıran tarafta ama görece aslında hisse senetlerinin daha yüksek getiriler sağladığını görüyoruz. Emtia tarafı kötü bir performans göstermiş. Dolar tarafında ise yine bir negatif tarafta eğilimin olduğunu görüyoruz. 2024 yılbaşından bu yana bakacak olursak pek de öyle görünmüyor. Resesyondan korumuş gibi görünmüyor ki, dolayısıyla eksi tarafta tahvillerin getirisine baktığımız zaman, ama diğer tarafta hisse senedi olsun, komoditi tarafı olsun ve spot tarafta olsun, bunların her biri aslında karşımıza pozitif tarafta gibi çıkıyor. Kötü gün dostumu, iyi gün dostumu aslında grafik cevabını veriyor. ABD tahvilleri çok da kötü gün dostu gibi durmuyor. Evet. Gerçekten resesyon olmayınca çalışmıyor gibi. Çalışmıyor. Evet. Benim grafiğimde enflasyon var. Yatırımcılara bu sefer enflasyondan nasıl korunursunuz ya da hangisi daha iyi koruma sağlar diye soruyorlar. Hangi güvenli liman, daha doğrusu safe haven olarak. Çok büyük çoğunluğu hala geleneksel yatırım aracı olan altınla cevap veriyor. %46.4'ü. Senin sorundaki büyük market cap'li, büyük piyasa değerli hisse senetleri, teknoloji hisselerine %30 şans vermişler. Diğer bu herhalde tahviller, bunun açılımını bilmiyoruz. %5'i de Bitcoin olarak cevaplamış. Altın cevabının çıkması ilginç. Ben de burada diğer grafiğime geçeyim. Nasıl performans göstermiş? Peki geleneksel yatırım aracı olarak hep altın akla geliyor ama performanslara baktığımız zaman enflasyondan korurken veya işte senin sorundaki cevap gibi resesyondan korurken, o akla ilk gelenlerin performansları gerçekten öyle gelişmemiş. Özellikle tabii 2023 yılı çok istisnai bir yıldı. 2022'den sonra sıkılaşma döngüsünden sonra yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte belki oyun değişti. Yani eğer bu yapay zeka rallisi olmasaydı belki o geleneksel cevaplar doğru olacaktı. Bunu da yadsıyamayız. Ama sonuçta bir kez hayatımıza girdi.
Ve şunu da unutmamak lazım belki de, biz her sene bu yıl böyle değildi, bu yıl farklıydı, bu yıl istisna diyoruz ama her yılda aslında farklı bir istisnada, farklı bir hikayede bir şekilde gelişip bizi o geleneksel yatırım araçlarından uzaklaştırdığı zamanlarda hiç az değil, onu da ekleyelim. Şimdi Nvidia'nın 2022 sonundan bu yana, yani 2023 dahil ederek 2024 bu zamana kadar performans %550'lik bir yükseliş. S&P'nin yükselişi bu durumda %40'a yakın diyelim. Bitcoin %300 yükselmiş. Spot altın bu durumda %30 yükselmiş. Muhteşem Yedi'nin total performansı ise %153'lük yükselişe işaret ediyor. Yani bu tablo nereden bakarsak ilk birinci sıraya Nvidia'yı, ikinci sıraya Bitcoin'i koyduğumuz bir hem teknoloji hem kripto para rallisi, para bolluğunun daha çok olduğu zamanlarda hisse senetlerinin rallisini konuşmuştuk ama onun azaldığı, sıkılaşmanın ortaya çıktığı durumlarda da başka yatırım araçlarının aynı para bolluğu söz konusu olmasa bile diğerlerinden ayrılarak öne çıktığını görüyoruz. Nvidia tabii yapay zeka ve iletken teknolojisi, yeri iletken teknolojisinin öncüsü olarak karşımıza çıkmıştı. Bitcoin ise bambaşka bir hikaye, artık başka bir yere gidiyor. Belki finansal sistem de değişiyor, değişecek. Onun hikayesini fiyatlıyor. Yapay zekanın ve gerçekten teknolojinin hükümranlığını belki yaşıyoruz Pelin. Dolayısıyla enflasyondan koruma aracı olarak da altın değil, artık başka şeyler aklımıza gelebilir diyelim. Geleneksel yatırım araçlarından belki de uzaklaşıyoruz. Klasik bozuldu artık. Evet. Artık geleneksel davranışlar bozuldu. Tıpkı fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın şu an öne çıktığı gibi ve onun kontrol altına tüm dünyada alınmakta zorlanıldığı gibi artık yatırım araçlarına yönelik bu yatırım eğilimlerinde de çok ciddi farklılaşma var. Belki günümüz koşulları tamamen değişti. Belki dijitalleşmenin etkisi, belki neslin, belki sosyolojik açıdan da hakikaten çalışılması gereken, diğer bilim dallarında işin içerisine girip çalışılması gereken farklı bir ortamdan ve süreçten geçiyoruz diyelim ve grafik düellosunu noktalayalım. Hoşçakalın.